Bunu götürelim bakalım. Aa bak kuş, bak kuş. Burada. Teğmemdir. Var mı alabileceğin kimse? Nasıl? Yolcu alır mısın? Yolcu alacak yer kalmamış. Nereye gidiyorsunuz? Bakkala. Heh tamam. Mehmet amcaya kömür alacağız. Mehmet amca kömür mü? Evet. Kömür de mi satıyor burası? Bilmiyorum. Varsa alacağız. Valla. O zaman kolay gelsin. Yapabileceğimiz şey var mı? Yok. Yaşıyoruz işte gördüğünüz gibi. Güzellik. Yaşamaya çalışıyoruz. Çadırda mısın evde misin ablacığım? Çadırdayım. Biz onun için geldik. Evet çadırda yaşıyoruz mecburen. Dinleyelim diye. Yani ne yatmak başka? Zorundayız. Yani az önce sallandı yine. Vallahi mi? Şimdi az önce sallandı. Ben bisiklet üstündeydim herhalde o yüzden anlamadım ondan onu. Ondan duymamış olabilirsiniz. Herkes çadırda mı kalıyor köyde? Geneli çadırda. Evde kalan yok mu? Yatmak için. Bir aile var abi. Bir hani böyle yıkanmaya, işinizi gücünüzü halletmeye girip çıkıyorsunuz evet, değil mi? Evet aynen öyle. Ablam güç dilerim. Sabır dilerim inşallah. Sağ olun, teşekkür ederiz. Size de iyi yayınlar. Allah razı olsun. Hoşça kal güzel. Merhaba, Üçgedik Mahallesi'ndeyiz. Tekrar dün buradaydık. Hatırlarsınız şu yokuşta bisiklet yarışını kaybetmiştim. O bisiklet yarışını yaparken burada bir ablamızla ufak bir muhabbetimiz oldu. Motosikletiyle geldi, ben otostop yaptım, durdurdum. Arkasında kızı oturuyordu. Kömür almaya gittiğini söyledi ama burada bir tane bakkal var arkamızda hemen görünüyor. Oraya geldi, uzaktan da izledik, bir kömür bulamadı ve gitti. Ya sonra aklımıza takıldı, kömür aramaya gitti, nereden kömür bulacak, ne yapacak? Akşam bunu düşünerek geçirdik, sabahına çok tatlı, çok güzel bir sürprizimiz olmuş oldu diyelim. Bir abimize destek oldu bize, kömür temin ettik ve şimdi Nazife ablanın yanına kömürle beraber gideceğiz, ona kömür götüreceğiz. Ama onun gibi kömür ihtiyacı olan başka insanlar da var burada. Böyle bir tatlı buluşma gerçekleşecek. Ablacığım merhabalar. Nazife abla burada mı? Ne haber güzellik? Ben güzelimi buldum tekrar ya. Çok kaldı. Neden? Bilmiyorum. Buralarda yürüyemiyor, düşüyor. Yağmur yağdı, derdimiz arttı. Anne. Bak bak. Ah, şeker tozu var ya. Amcaya bak. Dur bakalım. Gel gel. Gel gel. Yakaladım seni. Dur sana da bir tane çikolatam var benim olur mu? Bak kardeş. Bir tanecik verebilir miyim böyle bir çikolata? Tamam mı? O da sarı. Burada böyle simsiyah oldu çocuklar. Yoksa bu da sarı. Spor yapıyor musun? Sen bisiklete biniyor musun? Arkadaşların bisiklete biniyorlardı burada. Allah bir en azından bir çorba. Nereye bırakalım? Buraya bırakın işimi aldırırım ben ya. Buraya mı? Sağ olun, Allah razı olsun. Hop. O imamımızın çadırı. Varsa bize de ver abi. Var ablacığım, verelim. Ablacığım. O benim çadırın altındaki çadır. Göster sen. Hadi Ömer göster. Buradan şimdi ilk sola dedin değil mi? Oradan zaten çadırları görürsünüz orada. Tamam ablacığım. Nazife ablanın izinden gidiyoruz bakalım. Hadi Allah'a emanet. Ya bir öpsen ben şunu çaktırmadan. Aa bak kuş. Bak kuş. Burada. Afiyet olsun güzelim. Ne var yani? Büyükler çikolata yemez mi? Allah'a emanet. Bak burada insanlar hep kendi evlerinin bahçesinde yakınında çadırlarını kuruyorlar. Evlerinde göz kulak oluyorlar ama eve de giremiyorlar işte. Nazife! Evet, Nazife ablayı bulduk. Nasılsın ablacığım?
Teşekkürler. Dün hatırladın mı beni? Evet, konuştuk ya sizinle. Otostop yaptım vazife aldı. Sen şimdi kömür dedin ya. Kömür kaldı aklımıza. Sana biraz kömür getirdik. Bir de hani burada başka ihtiyacı olan varsa yani bir kamyon var orada. Zaten biz aileyiz burada. Hepimiz dört tamam aileyiz. Tamam o zaman. Hep beraber. Kömür herhalde zararı olmaz. Herkesin bir faydası olur değil mi? Evet olmaz. Sağ ol, teşekkür ederiz. Biz kamyondan indireceğiz şimdi onları. Olur. Sonra seninle biraz sohbet edelim be ya. Edelim. Yani. Ha? Evet ederim. Merhaba tekrar biraz merhaba. Biraz zor şartlarda yaşıyoruz. Farkındayız. Dün çok karizmatik motorla bir geçişin vardı. Evet. Bugün benzin bitti evde kaldı. Şimdi de benzin dedi. Ah şimdi bir de benzin kaldı girecek aklımıza. Hadi bakalım. Tamam benzin de hallederiz inşallah. İşte böyle çadırda kalıyoruz. Şu çadırda gelip kalıyoruz. Ablamlarda. Orada yatıyor musun yoksa ablanlarda mı kalıyorsun? Yok ben çadırda yatıyorum korkuyorum. Evet, yatıyorum valla. Ama yemek yiyoruz işte Ramazan biliyorsunuz mecburen. Pidemiz de var bu arada. Pide de getirdik. İnşallah ama sağ olun. Allah razı olsun. Sizden Allah razı olsun. Ellerine geleni yapıyor herkes ama burada çok gerçek şükür, anlamda. Gerçekten her şeyimiz geliyor. Yalan söylemeye hiç gerek yok. Her şeyimiz geliyor. Bizim milletimiz şahane evet. Olağanüstü. Her şeyimiz geliyor. Ama velakin biz gerçekten senin, sizin ne yaşadığınızı biliyor muyuz? Ben bilmiyorum açıkçası. Yok. Bak geliyorum. Yaşamayan bilemez yani. Biliyorsun. Ne olduğumuzu şaşırırken fırladık dışarıya zaten ceyranlar kesildi. Ben başladım kızımı aramaya. Neredesin yarenim yarenim diye. Zorla buldum. Baktım bu titriyor. Yani zıngır zıngır titriyor. Nasıl bir korku? Ben korktum işte. Evet versin. Çok zor günler. Yaşamayan bilmiyor. Abla, ben halen korkuyorum. Kızımla gidip de tek başıma yatamıyorum. Ne kadar devam edecek Allah bilir bu korku bilmiyorum yani. Bilmiyorum artık. Ablama sığınıyorum. Geliyorum gidiyorum ablama sığınıyorum. Nereye sığınıyorum? Odun da mı var? Bu ne? Odun da var. Ha, bak odun da var burada. Teğmemdir. Ha? Var mısın? Çeşmeye gidelim abi. Eşin? Eşim yok. Ben işte hamileyken ayrıldım. Ben o gün bugündür kızımla beraber yaşıyorum. Aslanlar gibi bak, idare ediyorsun. İşte 8 yaşına geldi çok şükür. Hamdolsun. Çok da güzel bir kızımız var. Allah bağışlasın. Amin. İnşallah Rabbimiz şey yapmasın. Amin. Kaderin güzel olsun. Amin. Bundan sonrası i̇nşallah daha güzel olsun. Evet. Bütün bu acıları unutulacak güzellikte olsun inşallah. İnşallah, inşallah. İşte bize devletimiz bakıyor. Yani biz onlarla geçiniyoruz. Ben de biraz bahçeyi dikiyordum az buçuk. Bahçe katkı var mı en azından biraz? Yok, komşunun bahçesi. Mesela veriyorlardı. Bibiye ekiyordu, fasulye, şu, biraz biraz. Ekiyordum hamdolsun yani. Ondan işte satıyordum. Motorun üstünde eve dağıtıyorum. Delikanlı. Ama vallahi bütün müşterilerim öldü hemen hemen. Ne diyorsun ya? Allah rahmet eylesin. Evet bütün müşterilerim öldü. Hani herkes bir yere gitti. Herkes dağıldı. Artık hiçbir şey ekip satamayız. Bu kimin evi? Kimin evi? Can kaybı falan olmadı değil mi? Yok bunlar evde yoktu zaten. Allah'tan. Böyle patladığında yukarı kattalardı. Ha ama binadaydılar yani. Buradaydılar. Bu binadalardı. Sonra dama atlamışlar çocukları yerine. Ya ben bu nasıl yani, bir korkudur ya? Ya bu nasıl bir şey? Patladı yani. Allah'tan yani bu evde yatmıyorlardı. Yani evet. Gene yukarısı biraz buna şey yani. Valla. Evet. İşte bu kızlar yukarıda yatıyordu. Siz yukarıda mıydınız? Evet bunlar duvar yukarıda yatıyordu. Benim yattığım yere. He. Normalde burası bunların evi. Hala korkuların devam ediyor mu? Evet. Ama bu kardeşim daha çok korkuyor benden. Evet, öyle mi tatlım benim? Gel sen de buraya. Gel tatlım benim. Hala sallanmalar oluyor. Çadırda mı kalıyorsun evde mi kalıyorsun tatlım sen? Hiç kabus görüyor musunuz buna dair böyle geceleri kabuslar var? Yok Allah'tan yok o zaman yani. İnşallah olmasın da. Ya şu gözlere bak buraya bir yakın çekim rica ediyorum. Buraya bir yakın çekim. Hepiniz birbirinizden güzelsiniz. Çok teşekkürler. İyi ki otostop çekmişim evet, ben sana. Değil mi? Evet aynen. İyi ki otostop çekmişsiniz. yani hakikaten senden ayrıldık. Yani sen gittin ardından böyle bir kala kaldık. Evet numaramı almışsınız. Evet. Verdim sıkıntı var mı dedi. Yok dedim verin dedim. Dedektiflik yaptım. Ben de soracaktım dedim zaten. Hani hangi kanal ne bu diye. O zaman biz sizi fazla tutmayalım. Gidin
ısının, dinlenin de. Sağ olun. Tekrar Allah'a emanet olun ablacığım. Sağ ol, siz de Allah'a emanet İnşallah. Olun. Kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi o zaman hep beraber böyle en azından bir yola çıkalım. Bay bayın, hoşça kalın. Hadi ben sizi uğurlamış oluyor o zaman. Hoşça kalın, bay bayın. Bay bayın. Bay bayın. Yani ayağını yere koymadan kaç saniye durabileceksin, tamam mı? Hazır mısın? Ayağını yere koymadan çok yavaşça bırakacağım. Ben de sayacağım bir yandan, tamam? Hazır, bıraktım. Bir, iki, üç. Üç saydım, bravo. Sıra sende, hazır mısın? Tamam, gel bakalım. Koy ayağını, o pedala koy, pedala koy. Pedala koy. Ben çok dikkatli tutacağım sizi şimdi. Bırakacağım zaman söylüyorum. Hazır mısın? Hazır. Bırakacağım ayağını yere koymadan ne kadar durabileceksin? Bırak. Tım. 1, 2, 3, 4, 5. 5'e kadar sayabildim. Çok iyisiniz. Sonra bunu ben kendim de deneyeceğim. Hadi hoşçakalın tekrardan. Taze limon dalında. Ya memleketinden limon... Portakal, turunç, her şey fışkırıyor ya. Biraz önce Nazif abladan izin aldım. Amcasının bahçesiymiş burası. Limon alacağım. En sevdiğim şeydi. Böyle ağaçlarından, doğalından limon, turunç toplamak, portakal toplamak. Bunun gibi limon ağaçlarıyla, portakal ağaçlarıyla bezeli bir ülke. Hatay. Buraya gelmeyi ben çok seviyordum. Hatay'ı çok seviyorum. İnanılmaz güzel bir şehir. İnsanı çok güzel. İnşallah bu ağaçlar gibi, inşallah bu çiçekler gibi her şey yeniden güzelleşir. İnsanımız yeniden eskisi gibi, eskisinden daha güzel bir güzellikle hayatına devam eder. Onlardan aldığım müsaadeyle ben bir iki tane daha limon toplayacağım şimdi buradan. Buraya hep onu diyorum, şeker dağıtmaya, çikolata, fındık, leblebi bir şeyler dağıtmaya gelmedik. Kömür vermeye de gelmedik. Biz buraya hatırlatmaya, buradaki kelamı, buradaki nidayı, seslenişi ulaştırmaya, duyurmaya geldik. Hatırlatmak için buradayız. O kadar da rahatlamayalım, her şey oldu bitti, geçti gitti işte ben yardımımı yaptım olmasın. Biz birlikteliğimizi buraya olan o ihtiyaç duygusunu tekrar gidermek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Hatırlamaya ve hatırlatmaya, biz de aracı olmaya devam edeceğiz. Hatay muhteşem bir şehir. Künefesini çok özlüyorum. İnsanın sohbetini o Hatay'ın o eski mahallesinde bütün dinlerin, inançların buluştuğu karşılıklı kahvelerde oturan işte her kesimin selamlaşmasını çok özleyeceğim. O insanların çoğu maalesef öldü. Ama diyorum ya, tebessüm var hala gördüğüm insanlarda. Bu inanılmaz bir şey. Avrupa, Avrupa diyoruz. Avrupa, duy sesimi. Sende yok bu tebessüm.